Doğu Türkistan'ın Gulca şehri Kaynu köyünde bir evde yangın çıktı. Yangın sırasında evde kimselerin olup olmadığı bilinmezken oraya toplanan köy sakinleri yangını söndürdü. Olayla ilgili hükümetten herhangi bir açıklama yapılmadı. Çinli araştırmacı Xin Zhang, Doğu Türkistan'daki toplama kampları üzerine yaptığı çalışmalara dair çarpıcı bilgiler verdi. Doğu Türkistan'da 1 milyon kişinin toplama kamplarında tutulduğuna dair açıklamalar Çin devleti tarafından yalanlanırken, Xin Zhang toplama kamplarının varlığını uydu görüntüleriyle kanıtladı. Xin Zhang, Nisan 2017 öncesi ve bugünün uydu görüntülerini karşılaştırarak toplama kamplarının nasıl inşa edildiğini ve genişletildiğini gözler önüne serdi. Doğu Türkistan'da asimilasyon politikası yürüten Çin hükümeti, Uygurcayı eğitimden kaldırarak Çince okulları açmaya devam ederken, diğer yandan Uygur çocuklarına yapılan zulümler bitmiyor. Doğu Türkistan'da Çince öğretilmeye zorlanan çocukların Çinli hocalar tarafından hunharca dövüldüğü bildirildi. Konuya tepki gösteren Etik Başkanı Karakaş şöyle dedi: "Uygur çocuklarını sözde eğiten Çinlilerin marif ve eğitim sistemindeki rezalet bir kez daha ifşa olmuştur. Kimsenin sesini bile çıkarmaya cesaret edemediği Doğu Türkistan'da Uygur çocuklarının ne kadar zorluk içinde olduğunu kelimeler tarif edemez. Bu insanlık dramına karşı birlik beraber olarak Çin'e tepkilerimizi göstermeliyiz." Çin, Tayvan'a sattığı silahlar için ABD'ye tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ging Shuang, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında söz konusu silah satışına dair, ABD'nin Tayvan'a silah satış planından güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor ve buna kesinlikle karşı çıkıyoruz sözlerini kullandı. Macron, ABD'nin New York kentinde devam eden Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu'na hitap etti. Orta Doğu'da İsrail'in ve ABD'nin uygulamalarına tepki gösteren Macron, "Tek taraflı kararlar alarak veya Filistinlilerin meşru haklarını ayaklar altına alarak barışın sağlanamayacağını" söyledi. Macron, "Yan yana barış içinde yaşayan iki devletli çözüme alternatif olacak geçerli bir başka çözüm yoktur" ifadesini kullandı.